Evet. Yani Hoca Efendi Avrupa'ya birkaç defa geldi. Yani Hollanda'ya iki defa geldi. İki defa. Evet. Yani 90 yılında geldiği zaman pek çok insan Hoca Efendi'yi ziyarete geldi. Sadece bizim arkadaşlar değil. Allah razı olsun, o zamana kadar insanların kafasındaki belli soru işaretlerini Hoca Efendi giderdi. Yani evet, bütün herkese bir şey anlattı. Yani birincisi o demin söylediğim şey, yani niyetinizi değiştirin dedi. Çünkü ya bu topluma artı bir değerimiz olacak ya da eksi olacak. Yani bunun bir ortası yok. Yani mesela ya komşuna selam vereceksin, tebessüm edeceksin, evindeki bir şey ikram edeceksin ya da yüzüne bile bakmayacaksın. Şimdi birisi buradaki Müslümanlar ve İslam konusunda düşüncesini değiştirecek. Öbürü de kafasındaki ön yargıları tasdik edecek. Yani bir nötr diye bir şey yok yani. Ya o ya o. Dolayısıyla ya zarar veriyoruz ya faydamız oluyor. Yani yani Hoca Efendi'nin niyetinizi değiştirin demesi bunun için önemli. Bu vatana, bu millete hizmet etmeye esaslı bir niyet edin dedi. Evet. İkinci olarak da o zamana kadar bir pasaport alma, bir vatandaşlık mevzuu tabu idi. Yani olumsuz görülüyordu. Olumsuz görülüyor idi Müslümanlar arasında, Türkler arasında. Hoca Efendi dedi niyetinizi değiştirin ve en kısa zamanda vatandaş olun dedi. Ve dedi vatandaşlığın gerektirdiği her şeyi de en iyi şekilde yapın dedi. Evet. Üçüncü olarak da hep almayın dedi. Yani alan el olmayın, veren olun dedi. Yani sosyal yardım, mecbur kalırsan tabii özellikle buraya iltica eden arkadaşlarımız için belli bir müddet ona kimse bir şey diyemez. Ve ayakları üzerinde kalana kadar. Evet. Ama Hoca Efendi geldiği zaman 10 yıldır belki bu sosyal yardımı alan, 20 yıldır alan insanlar vardı. Yani bu da doğru değil dedi Hoca Efendi. Gerekirse dedi, iş yoksa dedi, hani o zaman için bir ekonomik kriz vardı. 2-3 kişi birleşin, ufak bir şey açın diye tavsiye etti. Evet. Yani bunlar Türk toplumunun üzerinde etkisi oldu. Yani ben en azından bizim çevremizdeki herkes vatandaş oldu ondan sonra. Devrim niteliğinde bir yaklaşım esasında değil mi? Yani hakikaten oldu yani. Bir ufuk açtı. Bizim için de çok rahatlatıcı oldu. Yani bizde de aynı kafamız karışıktı. Yani Türkiye'den geldik. Bu çifte vatandaşlıkta sıkıntı olan yerlerde mi acaba oluyordu yoksa onda bile mi? Evet onda bile sıkıntı oluyordu. Yani Türk vatandaşlığından vatandaşlığını mevzu almak orada Türk vatandaşlığından çıkmak evet, değil, değil yani. Yani. Değildi sadece evet. Yani. Başka bir ülkenin vatandaşlığını alma sıkıntılı görülüyordu yani. Evet. Sanki biraz gevur oluyorsun gibi falan böyle. O var bir de burası geçici görülüyor. Yani ben biraz burada çalışacağım geri döneceğim. Evet o ona da zıt zaten. Bir de belki de işte şey olarak yani bir bizim Türk milleti olarak bir izzetimiz var. İşte bir Müslüman olarak bir izzetimiz sanki var. Sanki ona bir zarar gelecekmiş gibi. Sanki ona bir zarar gelecek yani oradan taviz veriyoruz gibi. Halbuki öyle değil. Yani bu hicret mevzu her zaman tarihte olmuş. İnsanlar hep böyle bir yerden bir yere gitmişler. Önemli olan gitmek mevzu değil yani. Gittiğin yerde ne yaptın mevzu. Evet. Onun da hakkını verebilmek için vatandaşlık önemli bir şey yani. O gezide Hoca Efendi birkaç ülke galiba dolaştı. Gezdi, Avrupa'da gezdi Hoca Efendi. Fransa'ya da geldi. Belçika, Almanya, hatırladığım kadarıyla Danimarka'ya da gitti. Yani öyle bir tur atmıştı. Her yerde aynı sohbeti yaptı. Sorulara cevap verdi. Genelde zaten sorular bunlarla ilgiliydi. Evet. Hani benim söylediğim sözlerle belki söylemedi. Daha güzel söyledi muhakkak. Yani ama benim aklımda kaldığı kadarıyla. Evet. O dönemin baş sorunuydu herhalde. Yani beni belki de en etkileyen kısmı bu. Başka şeyler de muhakkak anlattı. Evet. Fakat bunun tabii bizim üzerimize çok faydası oldu. Evet. Yani